Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir FS videosuyla karşınızdayım. Geri geldim arkadaşlar ve artık tam gaz devam ediyoruz. Tabii 2018'den çok bir gün gel kalmadı. Yani bugün ve yarın var. Ondan sonra 2019'a giriyoruz. Ama inşallah 2019'da da tam gaz devam ederiz ve gelişmeye devam ederiz. Yani kanal gelişmeye devam eder. Ya ben daha yüksek kitlelere ulaşabileceğimize inanıyorum. Sadece benim açımdan daha fazla video yüklemem. Yani daha sık video yükleyebilmem lazım. O da artık benimle ilgili bir şey. Onu da ben geliştirmeye çalışacağım. Neyse, ana konu. Geri geldim arkadaşlar. FS'e devam ediyoruz. Ve şu an neredeyim ben? Böyle yukarılardayım. Şurada test şey var. O bıçıkhane miydi? Aynen şey olmasın. Bıçıkhane olmasın. Bıçıkhane burada arkadaşlar. Ben burada ne yapıyorum? Böyle bir yarısı kurtarılmış, yarısı kurtarılmış bir tarla var. Çünkü ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Ben burada şu an evet gördüğünüz gibi geri gittim. Bir yere böyle dokundum böyle gitmiyor. Bir yere yüksek bir yere tırmanıyor karakterimiz. Acaba arkamda ne var? Arkamda abi gördüğünüz gibi case Magnum 380 CVX. Yanlış bilmiyorsam 420 beygir 415 mi 420 beygir gücünde bir canavar. Arkasında da şey var. Amazon'un neydi bu? Amazon bir şeydi ama Amazon neysin sen ya? Aynen. Amazon Sinus 8003 2TX Super'mış. Süper bir kultivatör var. Bunlar tabii ne yapıyoruz? Bunlar nerede? Yani bunları ne zaman aldım? Tabii ki de bunlar bizim değil arkadaşlar. Kiraladık. Hop hemen radyoyu kapatıyoruz. Kiraladık arkadaşlar çünkü görev var. En sonunda arkadaşlar şey görevleri geldi. Bir tane kultive etme görevi geldi ve pulluklama görevleri de vardı. Onlar gitmişler gerçi aynen. İki tane saban görevi vardı. Onlar gitmişler. Ama arkadaşlar bir tane de şu kultive etme görevi vardı. Ben bu görevi hemen aldım zaten %97'de. Şimdi hemen işçiye salacağım bunu hemen ve işçi yani çalışmasına devam etmesi söyleyeceğim. Çok bir para vermiyor çünkü zaten yani zorlanmıyorsunuz. Direkt işçiye saldığınız gibi işçi böyle 5 dakikada hallediyor burayı. Çünkü tarla çok deli gibi büyük değil ve kultivatör bayağı güzel. Araç da çekiyor yani. Çok çabuk yapıyor. O yüzden çok para vermiyor. Zaten bir işçiye salıyorsunuz. Ama çok güzel ha. Case abi süper. Gerçekten süper arkadaşlar. Çok güzel bir araç. Ve hani şu arkadaki kultivatörle gerçekten güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel bir combo yani diyebilirim. Şöyle. Hop. Hop. Kultivatör birazcık devirir gibi olduk orada sanki ama. O kadar olur diye düşünüyorum. Hop şöyle yapalım. Tamam. Şöyle ben son şeridi ben kendim gideyim arkadaşlar. Şöyle biraz şey yapalım. SS'ler falan alalım tabii ki de. SS almazsak olmaz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an burayı bitirdik. Tabii sıra bitmedi ama tarla daha başta çoktan yani bitti dedi. Tamamladı diyelim. Yani 900 euro işte. Kiraladığımız için 900 euro verdi bize. Çok para değil sadece hani bir defa bir kurtatör görev geldiği için şey yapmak istedim. Onu yapmak istedim. Hem de Case Magnum'u denemiş olduk. Bence güzel bir araç. Şimdi tarlaların hepsini arkadaşlar ben video dışında da demin video başlamadan önce bayağı uğraştım. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar oynadım. Hatta 1,5 saat diyebilirim. Hepsini 3 defa gübreledim. Hepsinde yabani ot hiçbirinde yok. Sadece şu tarlanın şu kısmında biraz kireç gereksinim var. Bir de şunun şu kısmında ama çok sıkıntı değil. Ama tarlaların üçü de büyüdü ve biçmeye hazır arkadaşlar. Ve bu bölümde biçmeye başlayacağız tarlaları. Şurada bir sıkıntı oldu. Bir yoma birazcık ters döndü falan ama çok önemli değil onlar. Şöyle hemen kaldıralım şeyi, keseceği. Canavarı çalıştıralım ve yola koyulalım abi. Tarlada iş bizi bekliyor. Hop. Şöyle yapalım. Hop. Tamam. Şimdi gidelim biçmeye başlayalım. Şöyle X'e basalım. Bu tarla kaçar şimdi biçeceğiz. Bu tarlayı biçtikten sonra diğer tarlayı işçiye saldıktan sonra bu biçerde böyle. Bu tarla arkadaşlar kultive edip ve kireç gereksinimini giderip ki büyük ihtimal kireç gereksinimi gidermek için kireç şey kiralamak gerekecek. Kireç şeyin gereksinimi giderip arkadaşlar bu tarlaya çim ekeceğiz. Ki şeylerimizin, koyunlarımızın çim gereksinimi buradan gidereceğiz. Bu küçük tarladan gidereceğiz. Gerçi küçük diyorum da hani koyunlar, bizim koyunlar her türlü yeterli olur diye düşünüyorum. Buğday mı bu? Buğday, saman. Neyse tamam saman bırakmadım. İşçiye salalım bunu. İşçi burada bitsin. İşçi biçerken burada çok şey var gördüğünüz gibi. Bunları ben gittim bayağı yani normalde 48 bin falan vardı. Biraz görev yaptım yani. 50 küsür bin olması lazım ama şu an 42 bin var çünkü. Hem zaman sanırım saman yani şeyler araç bakım aleti falan filan onlar para aldı. Hem de şunları aldım bayağı. Bunların bazıları yarım ama bazıları da full. Ve bunları aldım getirdim. Hatta şu aparatla getirdim onları. Şu traktörle şunu yükleyip Gator'a yükleyip öyle getirdim. Hatta onun da sesini bu videoyu daha yüklemeden önce YouTube'da paylaşmış olacağım büyük ihtimalle. Bu biraz kirli çünkü bunda bir tane görev yaptım arkadaşlar. Yani o ot sökücü olan görevler artık direkt kendi ot sökücümle yapıyorum. Daha güzel para veriyor yani kötü değil verdiği para miktarı. Onun dışında başka bir şey yapmadım diye düşünüyorum. Koyunlarda daha 4 tane yün paleti oldu. Hani koyunlarda güzel fiyat varsa günde daha doğrusu. Satabiliriz de günler aslında. Güzel de para gelir yani. Bakalım günde para var mı? Günde şu anlık para yok. Hatta çok az bir para var. Yumurtada bir para var. Yumurtada çok güzel bir... Oha lan. Tren istasyonundayım. Oha. Abi. Hemen biz yumurtaları satalım.
Hemen bizi umutladı, satalım abi. 3700 çok iyi değil mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa 3700 çok iyi bir fiyat mı? Bence çok iyi bir fiyat. Değil mi? Yani normalde 2900 falan 3000 oluyor. 3700 çok iyi bir fiyat ya. Hadi sıyırdık birazcık oradan olacak kadar. Hemen gelelim. Çok deli gibi yumurta ama yine varmış lan. Var var tamam bir. Var. Hemen bunları dizeyim arkadaşlar ben. Hemen dizeyim. Yumurtaları gidip satalım. Güzel bir miktar para gelmiş olur oradan da yani. Hiç şey yapmayalım yani. Az çok demeyelim. Güzel para gelir yani. 3700 çok iyi bir fiyat ya. Hop şöyle. Hop şimdi ben bunları yükleyeceğim arkadaşlar. Bence burada zaman alacak tabii ki de. Sizinizin çoğunuzun canı sıkılacak büyük ihtimalle. O yüzden burayı ben keseceğim. Beyler. Beyler alkış istiyorum ya. Gerçekten alkış istiyorum çünkü. Çok güzel dizdim ya. Çok güzel dizmedim mi? Çok güzel dizmedim mi abi? Süper dizdim ya. Ya şu ikinci sırayı böyle üstte çift iki sıra çıktım. Tekli çift sıra yaptım. Bence güzel oldu yani. Bence aşırı güzel dizmiş oldum. Tabii ben bunları izlerken bayağı zamanını da aldım bu arada. Söyleyeyim yani bir 4-5 dakika gitti aslında. Ama ya yani zevkli, eğlenceli ama sıkılmadım. O yüzden de hiç anlamadım zaman nasıl geçtiğini. Ama 4-5 dakika geçmiştir bir şeyler. Gördüğünüz gibi bayağı biçmiş yani demek ki. Yaştan zaman geçmiş. Şimdi tren istasyonu nerede ona bir bakalım. Tren istasyonu. Aynen en yüksek fiyat orada. Tren istasyonu. O tren istasyonu da çok yakın lan. Oho tamam tamam süper abi süper. Tren istasyonu bize aşırı yakın. Tamam. Hemen tren istasyonuna gidelim arkadaşlar. Ben bunu tren istasyonuna götüreyim. Hatta götüreyim demeyeyim. Direkt beraber gidelim seninle. Sohbet ederiz. Şöyle hop. Tamam. Gidelim abi. Nasılsınız bu arada arkadaşlar? İyi misiniz? Ben inşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Soranlar için söyleyeyim. Ben de iyiyim yani çok şükür. Bir sıkıntım yok. Hop. Tamam. Basalım şimdi. Oyun güzel arkadaşlar. Gerçekten özlemişim ya. 6 gün. Yani 6 günde ya hatta 7 gün falan. Aynen tam 7 gün ya. Tam 7 gün. Hiç oynamadım oyunu arkadaşlar. Gerçekten oyunu özlemişim. Bilgisayarımı falan özlemişim. Direkt yani gerçekten öyle özledim. Evimi özledim. Çünkü bir hafta şeydi yani. Ya gerçi güzeldi yani eğlendim. Türkiye'de bir hafta güzeldi. Kötü geçmedi yani. Bayağı zevkliydi ama yine de tabii insan evini özlüyor abi. Şimdi şurada bir fren yapıyoruz. Hop abone oluyoruz fren abone oluyoruz. Tamam. Bak bak nasıl bak. Tam profesyonel şeyim ya. Tam böyle tam yarış pilotuyum abi. Tam böyle rally pilotuyum. Hop. Hop. Evet. Tam rally pilotu değil miyim abi? Tam rally pilotu diyeyim aşağı yazın abi. Bence ben rally pilot olurum ya. Hop. Gördüğünüz gibi. Bence benden rally pilot olur abi. Hop. 1130 geliyor bir taneden. Oha. Oha lan. Kaç vardı bakmadım. 41.000 vardı galiba değil mi? Çok iyi para geldi ya. O iyi daha burada var. 41.000 şey 42.000 vardı pardon. 42.000 vardı. Bunların bazıları 565 euro veriyor. Neyse çünkü fiyat düşüyor değil mi? Yok düşmemiş. Niye bazıları 565 euro veriyor? He, pardon. Bir tane zaten 565 euro veriyordu da bazıları çifte çifte satıldığı için yani beraber satıldıkları için iki tane kutu. O yüzden 1100 falan veriyordu. Yani bir kutu 550 565 euro verdi. Ki 51.000 oldu. 42.000'den tam 9.000 falan verdi. 9.000 küsür euro geldi. Çok süper bir fiyat bence. Yani çok çok böyle deli gibi sayıda bir şey yoktu yani. Kutu yoktu. Normal bir sayıda bir kutu vardı ve süper bir para geldi. Güzel. 9.000. İyi para lan 9.000 hani 9.000 hani 9.000'de böyle küçük bir kultivatör falan alınıyor. O yüzden bence iyi yani 9.000 tavuklardan. Tavukları buğday falan da vermiyoruz yani. Kendileri tabi buğdayını üretiyorlar. Kendi dağıttıkları buğdayı yiyorlar. Su da vermiyoruz. Kendi kendine orada dururken üretiyor, sürekli para üretiyorlar yavaş yavaş. Gerçekten güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor tavuklar. Ben seviyorum. Şimdi ben çifte döneyim. Çifte döndükten sonra artık diğer işlere bakalım. Hop tamam. Kalsın burada şimdi. Nihuan doldu mu? Nihuan doluyor. Aynen doluyor. Burada şimdi şeyler sıkıntı çıkarmasın ben Nihuan'da alayım. Kendim biçeyim burayı. Daha rahat olsun zaten bundan sonra. Ay orada bak buğday kalmış. Ha, bak hiç iyi olmadı ki. Pardon. Orada buğday falan kaldı. Bu hiç iyi olmadı kanka. Şimdi fiyat alalım aynen. Fiyat alalım. Fiyat ile taşırız. Sıkıntı olmaz. Mecbur bunu alacağız. Diğer remok çünkü kanatları çıkarılmış şekilde bekliyor orada. Ünlük havalanmış. Yün paletleriyle. Güne keşke güzel fiyat gelse günleri satsak ama neyse hani. Fiyat gelmiyorsa illa bir fiyat gelir güzel bir fiyat gelir günlere ve o zamanlar
Bayağı biz yün toplamış oluruz. Gerçekten güzel bir para alırız tek seferde. Yani öyle de iyi, böyle de hani fark etmiyor. Hop. Sen dur burada. 18 bin niye? Bir saniye, niye 18? Yani saat 18'miş ya, dedim 18 bin kaldı, 51 bin vardı. Şimdi içeride bakalım ne var. Bunda bir fiyat yok böyle deli gibi. Bunda çok iyi bir fiyat var ama bunda bizde yok. Şunda fiyat yok. 1300 gerçi, 1317. Yok fiyat. Gerçi 1300 iyi mi ya? Kanal için 1300 iyidir herhalde diye düşünüyorum. Şu an buğday biçiyoruz. Buğday için de 602 var aslında. 602 buğday için iyi gibi bence. Buğdayı satsak hepsini çok iyi, güzel, çok güzel olur ama. Çünkü buğday çok olduğu için daha güzel bir fiyat gelmez buğdaya bence. Kanola'da yani kanola çok deli bir fiyat falan yok. Soyada da yok. 1850 falan var. 800 çok mu bilmiyorum yani fiyat olarak. 1800, 2000 olur o bence. 1844'e satsak mı soyu? Aynen soya satalım ya. Soya 1800 yok. Soya güzel fiyat 2000'e yaklaşıyordu soya. Onu hatırlıyorum. Bence biz buğdayı 602 euroya satalım. Ya da zamanı bir sandıralım bakalım şu nasıl artıyor. Oo yok. Yok kanka yok. 600 euroya biz verelim buğdayı. Bu hiç artmayacak. Tamam. Zaten burada da buğday var. Daha bu tarzında yani az çok olsa bir buğday çıkıyor. Hemen çekelim bunu şöyle şöyle. Tamam. Hemen bunu alalım. Canavarı çalıştım. Abi öyle bir sesi var ki yani. Buradakileri niye biçemiyoruz? Onu ben düşündüm. Merak ettim şu an. Niye böyle biçemiyoruz? Hop, tamam. Biçmeye başladık. Tamam. Şuraya böyle bir 104 defa gidip geleceğim ki içerken yani başa geldiğimde dönerken sıkıntı olmasın. İçeride öyle diye. Şöyle. Koyuncuklarımıza birazcık şimdi yün diyorum ya saman serpiştireceğiz. O kadar olur yani sıkıntı değil. Kızmaz onlar bana. Hop. Ve tamam. Ama kesicinin gerçekten darmış böyle. Kesici şu an gerçekten ki bayağı dar olduğunu fark ettim yani. Kesici dar. Yani bizim tarlaları idare eder ya. Bu üç tarla çok rahat idare eder bu kesici de. Hani elimize para geçtiğinde bir değiştireceğiz kesiciyi de yavaştan. Mısır işinde çok güzel fiyat var dediler. Arkadaşlar çok güzel bir para var dediler. Mısır diyorum. Siraj yani. Siraj işine girmeyi planlıyorum. Bir dahaki bölümlerde. Bu siracı şöyle. Hani siraja işte inek falan da girmeyeceğiz. Ya sadece mısır ekip işte mısır siracı satacağız. Zaten siracda hep güzel para vardı. Her faysada güzel para vardı. Kötü değildi siracdan gelen para. Bence burada da yine fiyat güzeldir. Zaten aranızdan bazılarınız da dediniz yani çok güzel fiyat var. Tabii çok güzel para var siracda diye. Tavsiye ederim diye. Ben de siraca girmeyi planlıyorum. Yani sirac çok böyle deli gibi bir şeye ihtiyacımız yok. Yani sirac içeride ürüne ihtiyacımız yok gibi bence. Şey yaparız bir tane o en küçük sıra şeyinden kiralarız traktöre takılandan bir tane tarlaya mısır ekeriz mesela şu tarlaya orta tarlamıza mısır ekeriz biz bir tane de şey yaparız işte küçük bir tane sıraş kuyusu alırız zaten 15 bine falan var en küçük olanları bize de en küçük olanı idare eder diye düşünüyorum en küçük olanı alırız böyle 15 bine falan bayağı da güzel olur diye düşünüyorum bizi idare eder diye düşünüyorum. Arada kalmış onlar. Çok sıkıntı kalsın arada. Bence mantıklı olarak işte sürece de girmiş oluruz. Önümüzdeki 1-2 bölüm içerisinde bunu yapacağız. Önümüzde zaten para da var şu an. Büyük ihtimalle önümüzdeki 1-2 bölümde bu işi yapacağız arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Hazırlıklı olun. Sürece başlıyoruz. Yine mi kaldı? Burada da mı kaldı? Neyse sıkıntı değil. O kadar kalsın. O kadar kalsın. Sıkıntı olmaz. Orada bir ara düzleştiririz belki de bilmiyorum. Elimize biraz fazladan para geçti zaman düzleştirebiliriz oraları. Belki de. Tam bu işimi işe salalım içeri doğru. İçeri doğru işe çalışsın. Biraz şöyle bir şuradan salalım da dar salalım da. Yukarısını biraz önce geniş almıştım. Ha şöyle salsak daha iyi olur. Tamam içeri doğru şimdi çalışsın burada. Zaten tarla bayağı az bir şey kaldı. Hemen bitirir onu. Biz arkadaşlar
Gidelim bir Çadöver'deki bir deposunu boşaltalım. Bir aynen bir Çadöver'in deposunu boşaltalım ilk önce. Ondan sonra Grimok'taki kalan yeri şeyden doldururuz. Aparattan doldururuz. Ya böyle yapmayacaktık ya. Crop Destruction var be abi. Neyse hadi sen dön bir. Sen dönünce şey yaparız. Oo, boşaltmaya başlayalım. Hemencecik içinde ne kaldıysa boşaltalım. Haydi bakayım. Dur bir saniye. Hop tamam. Çok bir şey yoktur içerisinde çünkü çok biçmedik ama yine de aynen 5900 mü neydi? 5'e 5000 küsürdü. 7000 8000 oldu. Yani bayağı varmış içerisinde ya. Şimdi bakıyorum da bayağı aynen tamam bitti şey bitti şey. Tamam. Hadi sen biçmeye devam et. Depon dolmaz biz gelince. Biz de şimdi evden kalanını yükleyelim. Ve gidip buğdayı satmaya başlayalım. Hop. Ya şu keşke şu Romoko da şey yapsaydı da şimdi onu şey, üstündeki şeyleri paletteki şeyleri boşaltırsam çok sıkıntı olur. Yeniden o paletleri yükle falan zor iş. O yüzden direkt gidip nasıl yapsam ya. Abi 12.000 12.000 de olmaz ki. 12.000 12.000 olmaz abi. 12.000 12.000 olmaz abi. Hop. Hop. Ha şöyle gitsek. Ha şöyle. Hop. Hadi ya. Oğlum ne olacak inseniz yani? Niye uğraştırıyorsunuz beni? Tamam. Fenty şuraya bırakabiliriz direkt. Hiç sıkıntı olmaz. Hemen şeye geçelim. Günlerde kal zaten orada da bayağı gün var. Onları gerektiği zaman yani satacağımız zaman fiyat olduğu zaman birer birer yükleyip şey yaparız. Satarız hiç sıkıntı değil. Hop. Ayarla kapasiteni senin. Tamam 12.000 ayarla diyelim. Tamam 12.000 litre de artık buradan da bir kapasite geldi 12.000 litre. Mis gibi. Süper. Şu an ikisi toplam 24.000 litre götürüyor. Zaten iki defa gidip gelsek aşağı yukarı buğdayların hepsini götürürüz. Zaten iki defa gelip geleceğim. Kalan buğday olursa onları bırakacağım. Gördüğünüz gibi oyun buglandı. Yeri boşaltıyor ama aslında ama Romoko boşaltıyormuş gibi görüyordu. Neyse. Gidip satalım. İki defa git. Yani şimdi gideceğim. Bundan sonra bir defa daha gideceğim. Kalan buğdayları bırakacağım. Onları da gidip ekstra gitmeyeceğim. Tamam. 24 litre. Tabii fiyat biraz zorlanacak ama ya da fiyatı birazcık yani hem zaten 150 beygirdi girdi hem de birazcık biz ben de güçlendirdiğim için çok da böyle deli gibi zorlanmaz ama gördüğünüz gibi çekiyor maksimum hızında. Tabii yani sonuçta yani 40 24 bin litre ve 2 romok az da bir şey değil yani ne kadar güçlü de olsa zorlar. Ama çekiyor yani fiyat çekiyor. Süper abi fiyat. Güzel çekiyor bunları. Ben bunları gidip satayım. Tabii tren istasyonuna satacağız. Yanlış olmasın yine bakalım ama. Buğday değil mi lan bu? Aynen buğday. Tren istasyonuna satıyoruz en yüksek fiyat. Hadi bakayım. 590 küsür euro. 600 ama tabii düşüyor. Yavaş yavaş düştüğü için. Öyle oluyor. Tamam hadi ben gidip satayım onları artık. Sattıktan sonra görüşürüz. Hop geldik. Hop şimdi satmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir para gelecek. Hadi bakalım. Haydi güzel bir para görüyor. Yani kötü değil aslında. 10.000 geldi şu ana kadar. Dedim ki para gelmez beklemiyor. Yani 500 küsür fiyat var. Yani ne bekliyoruz ki? O 12.000 falan gelecek. 13.000 gelecek. 14.000 aynen. 14.000 geliyor. Yani bir defa daha gideriz. 14.000 daha gelir. 28.000 gelmiş olur. Yani sonuçta yani direkt üründen bu kadar para geliyor. Sonuçta şey ürün yani ham ürün mü diyorsunuz işte şey yani işlenmemiş bir ürün. Direkt tarladan biçilmiş buğday yani çok deli bir para bekleyemeyiz. Yani bütün dünyada böyledir bu. Tamam geldik şimdi. Bu doldu mu acaba bir bakalım. Yok dolmayacak bitirecek onu hep. Full bitirecek onu. Tamam o zaman biz gidelim direkt şeyden depodan dolduralım bunu. Gidelim bir şey daha satalım. Ondan sonra da aslında ondan sonra da ben şu an bir tane traktörü Fendt arma trakı aynen satayım şeyle kultivatörüyle. Kultivatörüyle çalışsın o. Hop. Kultivatörüyle tarlayı şey yapsın bu tarlayı kultive etsin o full. Tabii kireç gereksinimi var büyük ihtimalle artık bütün tarlada. Yok gerçi yokmuş kireç gereksinimi bütün tarlada ama yani kireç de şey yaparsa tarlada full güzel olur hepsini. O yüzden
Kireçeğini kiralamamız lazım. Sıkıntı. Şimdi. Ay, bu aracın abi şey çok düşmüş. Bu araç hiç hızlanmıyor. Hiç hızlanmıyor. Hemen bunu onaralım. Bayağı da para isteyecek onarmak için ihtimalle. 443 euro. Evet, onardık. Ayarlı diyelim. Ağırlıklı değil. Standart tekerler olsun. Ha, şimdi şey full. Onarılmış full. Bakalım ne kadar gidecek. Çünkü daha hızlanması lazım diyeceğim ama yani... Oy, seste fark var. Hızda çok fark yok ama seste bir fark var gerçekten. Ses daha böyle güçlü hissettiriyor. Gidelim şimdi şeyi kiralayalım bakalım. Kireç aparatını. Hop, şimdi şuradan. Şunu. Şöyle. Heh. Bir de şunu uzantılardan arkadaşlar, şunu aslında şöyle yaparsanız sizin için daha iyi olur. En büyükünü takarsanız, çünkü zaten ekstra olarak arkadaşlar sadece bir saniye. Sadece 40 euro ödüyorsunuz. Ekstra olarak sadece 40 euro ödüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bence bunu takmak en mantıklı, çok mantıklı. Yani çünkü deposu 9000 liradan 14.000'e çıkıyor. 5000 litre deposu artıyor ve 40 euro ödüyorsunuz sadece ekstra. Satın al değil kanka. Of. Abi bir anlık kalp krizi geçirdim. Bir anlık kalp krizi geçirdim. Aldık sandım. 40 küsür bin euro gidiyor. 40 bin mi? Kaç bin? 20 bin mi? Gidiyordu abi. Kalp krizi geçirdim. Anlık kalp krizi. Öf. Yok böyle bir şey abi. Yok böyle bir... Öf. Adrenalin. Çok korktum lan. Hop. Fulledik abi şimdi. Kapatalım kapağı ve gördüğünüz gibi armatrak deli gibi çöktü arkası. Bayağı etki yaptı ama tabii 14 bin litre şimdi var, yani az değil. O yüzden ya, kendi aracın lastikleri de çöktü. Ne kalmış armatrakın arka lastiklerin çökmesine. Bayağı araç full çöktü ama sıkıntı değil. Çekiyor. Zorlansa da şu an götürüyor. Sıkıntı değil, götürüyor. Önemli olan götürmesi yani. Yavaş yavaş götürüyor işte. Tarlaya koyun zaten, büyük ihtimalle maksimum kısa çekecektir şeyde, tarlada. Sıkıntı olmaz yani. Tarlada 10, 15, yok 20. 20, aynen 20 ile çekmesi süper bir şey. Hadi bakalım şimdi salalım onu işçiye. Şuradan. Biz gidip bulaları satarken abi bu da gitsin. Bu gitsin diyorum. Bu da şeyleri gübrelesin şurada. Tabii ilk önce şöyle bir şey yapmamız lazım. Hop. Zaten büyük ihtimalle bundan sonra başka bir defa bu aparatı kiralamayız arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki defada artık gerektiği zaman bu aparatı satın almış oluruz diye düşünüyorum. Yani bence satın almış oluruz. Tamam, birazcık içeri girdik. Birazcık burada hani birazcık ezdik soyaları ama o kadar olur abi bence. O kadar olur, çok sıkıntı değil bence bu. Şimdi şöyle gidelim, şuradan salalım bunu işçiye. Bu çalışsın tarlada yani. Şu kadar genişliği var mıdır? Vardır ya. Tamam, daha bile genişmiş. Yani biraz daha genişmiş bile. Tamam, süper. Bu burada çalışsın böyle arkadaşlar. Ben de bir çerdöveri hemen buradan alayım. 4000 küsür litre bir çerdöver de varmış bu arada. Güzel miktar. Hem içeri biraz boş bakıyorum. Boş çerdöver böyle. Süreye boşaltsın. Şöyle süreye boşaltırken de biz de şunu ileri çekip şunu boşalmasına ayarlayalım. Bromoku dolduralım. Boşaldın lan. Çabuk. Heh, 19.000 litre var diyor. Zaten biz 12.000 litre lazım. Daha buranın da akıyor tabi. Dolmuş bile lan bu. Tamam, hadi şu boşaltınca hemen götüreceğiz bunu. Tamam, mis gibi. Bu arada hani bununla şeye, direkt bir çarlardan şeye boşaltabiliyorsun, onu da söyleyeyim. Bu sadece FS19 değil, FS17'de de oluyordu. FS15'te oluyor mu da emin değilim ama FS17'de de oluyordu. Kesin eminim yani. Kesin bilgi. Bunu da buradan söyleyeyim. Sağ bir çarpıları çalışsın. Hop, soya'yı biçelim. Soya değil mi? Soya, aynen. Soya abi. Şöyle işçe salalım. Tamam. Bu çalışsın. Tabi tarla artık büyük olduğu için yavaş bitecek. Yani çok çabuk bitecek bir tarla değil. Gaza banalım tabi ve fiyatıyla gidip şu budağı da satalım ve güzel para gelsin. Paramız yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim, toplaşmaya başladı. Yani şey, sıra içine girmek için yeterli paramız var aslında şu an yani. Çünkü direkt mesela biçim aletini falan almamız gerekiyor. En azından ilk etapta mısır ekme şeyi işte tohum ekme, mısır ekme makinesi almamız lazım. Onun için para var. İşte 15.000 euro şey gerekiyor. Bir tane sıra kuyusuna gerekiyor.
O biçme aleti ne kadar da bilmiyorum. Yani traktöre takılan biçme aleti ne kadar bilmiyorum, küçük olan. Ya maksimum o da 30 bin olsun, 35 bin olsun. Yani 70-80 bine toparlarız bütün işi. Ve güzel para da çıkarırız bence sirajdan. Tabi bunun yanında biz bu 70-80 bin sirajdan çıkarır, şey, biz her sirajdan güzel para çıkarırken yani arka planı tabi bizim tavuklar bize sürekli yine para verecek. Koyunlarımız sürekli yine para verecek. Koyunlara zaten çim tarlasını ekiyoruz. Bu arada koyunlardan artan çimler olursa mesela koyunlardan artan çimlerde de direkt siraj yapabiliriz. İş yani güzel. Bir tane küçük siraj kuyusu almamız bayağı işimize yarayacak bizim. Bunu söyleyeyim. Haydi bakalım şimdi satalım bunları. Zaten bunu sattıktan sonra şimdi birazdan videoyu bitiririz arkadaşlar. Çok uzun video oldu gibi geliyor bana. Bilmiyorum, çok kesecek yerler var ama uzun gibi de oldu. Geliyor. Zaten bayağı da yorgunum arkadaşlar. Dün akşam geldim. İşte yani yolculuktan gel bayağı uzun bir yolculuk oldu. Geldim arkadaşlar ve böyle bilgisayara oturdum falan, bir şey yani baktım işte, mailleri falan kontrol ettim. Yattım abi, bu sabah çok erken uyandım yine, niyeyse bilmiyorum, uyuyamadım. O yüzden çok deli gibi uykum var şu an. Sevici olsun diye video çekiyorum. Hadi bakalım. Salatası satmaya başlasınlar. Tabii ne kadar para geleceğini biliyorum, 14 bin gelecek buradan da. Fiyat çok deli gibi düşmediyse. Buradan da 14 bin, yani 14 bin buradan geliyor. Görevleri gitmiş ya, bu saban görevleri falan vardı, ne güzel anlatayım, gitmişler hepsi. Hepsi gitmiş abi. 14.250 euro mis gibi. Tamam. 73.000 oldu. Daha yün paletlerimiz var deli gibi ve hala üretiliyor da. Güzel güzel. Ben sevdim abi. Güzel. Güzel gidiyoruz. Şu andaki gidiyoruz. Şu anda durumumuz güzel. Keskin bir dönüş yapacağım. Uf, yaladım. Yaladım abi, yaladım böyle. Hani çarpacağıma inandım ama geçtim abi. Yani oradan geçeceğimi inanmıyordum. Gerçekten çarptı. Yani çarptım sandım ama aynı zamanda traktör ileri doğru gitmeye başladı. Devam ediyordu, hani traktör durmadı. Yaladık. Tam böyle lastik böyle böyle zik yaladı abi. Audi ne haber? Selam. Audi selam abi. A6. Güzel araç. Yani güzel araç ama ben sevmem. Hoşuma gitmez. Audi falan değilim ya. Audi'leri sevmiyorum. Ya yani sevmiyorum derken hani güzel araçlar, kötü diyemem. Hani işte Audi kötü, çöp falan diyemem. Güzel araçlar. Sadece ben sevmiyorum, ne bileyim. Yani güzel araç. Yani Versa'yı kullanırım yani. Arabam olarak Audi yani olur ama ne bileyim yani. Araba alacağım zaman Audi alma mesela. O yani bu paraya başka bu arabalar alırım, daha güzel olan. Daha çok hoşuma giden benim. Dediğim gibi sürekli kötü araç diyemem. Güzel araçlar. Yani işte VAG grubu, yani Volkswagen grubu. Ne bileyim, standart işte belli bir kaliteleri var. Ama çok da hani böyle müthiş diyemem hani. Bu şeyler var ya böyle ölümüne VAG fanları falan hani. Bir şey 1.9 TDI şeydir diye böyle. Motorların tanrısıdır diye. Ya da işte 2.0 TDI. Onlardan değilim yani. O tarzları da insanları sevmem pek, söyleyeyim. Ya da işte şey DSi tanrıdır falan. Tanrı oldu falan yok. Güzel motor ama. Yani. Onlar orada çarpmışlar mı birbirlerine? Bu öyle ne yapmış? Çılgınlık yapmış orada. Tamam, neyse, sıkıntı yok. Bunu şuraya çekelim. Şurada kalsın. Kanka sen burada hiçbir şey yapmamışsın ya. Neyse hadi bu gitsin. Bitsin. Hadi kanka sen biçmeye devam edeceğim de sen biçmiyorsun da ya. Sen ne yapmışsın? Sen niye böyle salaksın? Niye böyle gerizekalı işlerim var benim abi? Benim bütün işlerim gerizekalı. Hepsi mal arkadaşlar. Niye böyle? Niye bana sürekli mal işçi geliyor? FS17'de de öyleydi. Burada da öyle abi. Bütün işlerim mal ya. Hepsi gerizekalı. Ya böyle IQ'su 0.5 olan herkesi bana gönderiyorlar. İşçi olarak. Biçmiyor bile bunu. Niye biçmiyorsun oğlum? Salak mısın? Ne bu işte? Soya değil mi bu? Soya bu. Biçsene oğlum. Bu çarada da bayağı eskimiş. Kalkışı falan, yani hızlanması falan çok çok düşmüş deli gibi. O yüzden yavaş çalışıyor. Büyük ihtimalle maksimum hızı düşmüştür bunun. Hani maksimum hızı 9 olmuş. 10 değil. 9 olmuş. Kanka seni de hemen alalım. Şu bıraktığı yerleri bir düz şey yapalım. Bir kireçleyelim. Tamam. Güzel. Direkt buraya bırakabiliriz bunu. Oy, burada kalmış lan. Burada kalmış lan. Görmesem ne olacak? Ben mesela görmeden bunu aparatı geri çevirsem ne olacak? Burası böyle kalacak. Kireçsiz falan. Çöp gibi leş. Kalacak burada. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz Sayın Erkunt Bey? Gerçi Erkunt'la alakalı değil de hiç mal. Yalnız çimler büyümüyor abi. Burada çim büyüyecek dedim, büyümüyor çimler. Niye büyümüyor bilmiyorum. Normalde burada çim büyümesi lazım. Ama büyümüyor. Niye bilmiyorum. Keşke çim büyüse burada. Tamam. Bu örneği bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.
Kendinize bakın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Ben video dışında arkadaşlar büyük ihtimalle bu tarlaları biçerim. Şu tarlayı da kultive ederim. Hepsini işte biçerim. Kireçlerim tarlaları ve üçünde. Ve şu tarlayı kultive ederim arkadaşlar. Ve bir tohum ekmeği hazır hale getiririm. Önümüzdeki bölümde oraya çim ekeriz artık. Biraz görev falan yapıp da para da gelir. Neyse bu kadar. Hoşçakalın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. O kadar uykum var ki artık konuşamıyorum abi. Çok kötüyüm şu an. Çok yorgunum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Bu bölüm çok böyle hani birazcık modum düşük falan tarzında olduysa hani kusura bakmayın. Çok gerçekten yorgunum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Nasıl satayım, ne yapayım? Bir şey söylemek istiyorsanız da aşağıdan yorumları yazın. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumları yazın. Discord sunucumuzun linki de aşağıda var. Mailim de aşağıda var. Böyle. Bay bay. Ben kaçar. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.